Bülbülü söyletir, gülü anlatır. Bazen hüzün olur, aşık ağlatır. Leyla'nın saçına yazma bağlatır. Seveni içine çeker türküler. Ferhat'ın şirine bakışındadır. Aslan'ın keremi yakışındadır. Belki bir heybenin nakışındadır. Kalplere muhabbet eker türküler. Böyle uzayıp gider güzeldir. Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli okul müdürlerim, protokolün güzide mensupları, sevgili misafirler, Serik halkı, değerli öğrencilerim, Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ile Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan Türk Halk Müziği konserimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirler, programımıza başlamadan evvel sizlerin başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşu akabinde Aksoklarla Cumhuriyet Ordusu'nda müzik öğretmenimiz Candan Umut Benzeş yönetiminde İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Saygıdeğer misafirler, 3 Nisan 2018 gecesi Türk Sanat Müziği, 21 Haziran 2018 gecesi yine Türk Halk Müziği ve yine bundan yaklaşık 4,5 ay evvel, 19 Aralık 2019 gecesi düzenlemiş olduğumuz Türk Halk Müziği konserinde huzurlarınızdaydı. Bu güzel türkü dolu gecenin sunumunda da yine değerli eğitim derneğimiz beni layık görmüşler, yine huzurlarınızdayım. Beni daha evvel çok alkışlamıştınız. Bazen sizi güldürdüm, bazen düşündürdüm, bazen hüzünlendirdim söylediklerimle. Ben buradan hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, sevgili kültür dostları. Şimdi çok uzatmayayım. Açılış konuşmasını yapması için Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tunç hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun İsmail hocam. İyi akşamlar diliyorum. Türkü dolusu gecemize hoş geldiniz. İnşallah önceki konserlerimizdeki gibi size hoş bir gece yaşatırız. Yine dernek olarak bu konserimize de çok iyi bir şekilde hazırlandık. Koro olarak hazırlandık. Dernek olarak da 2018 yılında birçok faaliyeti imza attık. Şimdi böyle güzel kalabalıkları her zaman bulamıyoruz. Kısaca ben çok fazla sözü uzatmadan hepimiz heyecanla bekliyoruz konserimizi. Arkada
yaklaşık 5 aydır çalıştığımız haftanın bir günü, bazen iki günü çalıştığımız arkadaşlarımız da heyecanla perdenin açılmasını bekliyorlar. 2018 yılı bizim için dolu dolu geçti. İki güzel projeyi imza attık. Kendini keşfet, riskleri def et projesi dedik. İçişleri Bakanlığımız tarafından destek aldık. Sosyal medya hesaplarımızda, web sitemizde bunlarla ilgili detaylı yaptığımız etkinlikler anlattık. Onları takip ederseniz, bizleri desteklerseniz çok memnun oluruz. Ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında yine başlattığımız Dünya Engelliler Günü'nde değerli İsmail Öğüt Hocam'ın koordinatörlüğünde Tarihe Ses Ver, Bir Kitapta Sen Oku dedik. Görme engelliler için sesli kitaplar okuduk. Yaklaşık 40'a yakın kitabı çoğunluğu eğitimci arkadaşımız tarafından okundu. Ve Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM'e bu kitaplar bağışlandı. Şu anda Görme Engelliler bizlerin sesinden, ben de bir kitap okudum, bizlerin sesinden bu kitabı dinlemeye başladılar. İnşallah 2019 yılı da, bu bizim ilk etkinliğimiz 2019 yılında, İnşallah bu yılda dolu dolu verimli bir şekilde geçireceğiz. Şimdi tabii bu güzel gecelerin olabilmesi için bizler çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ancak arka planda bize destek veren çok kıymetli esnaflarımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, okul müdürlerimiz var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada 4. konserimizde de salonumuzu dolduran siz değerli misafirlerimize çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra konserlerde de sizleri yine bekliyoruz. Öncelikle bütün etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan, her zaman arkamızda olan değerli Serik İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İkram Ekiz'e çok teşekkür ediyoruz. Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın İbrahim Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Yine 10 yıldır çalışmaktan gurur duyduğum, gençliğimi geçirdiğim diyebilirim, Tekeli Ortaokulu'na, Tekeli Ortaokulu Müdürlüğü'ne, müdürümüz Halil Alkan'a okulun kapılarımızı açıp koronumuzu açtığı için teşekkür ediyorum. Yine bütün konserlerimizde buradaydık. Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'ne, Sayın İsmet Karakaya Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizi çok iyi bir şekilde ağırlıyorlar. 30 Nisan konserimiz için koronumuza sponsor olan Serik Yaş, Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Sayın Yusuf Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum başkanım. Bize destek oldu. Aslında bu konseri başkanlarımızın ve esnaflarımızın desteğiyle yaptık. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum sırayla. Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Recep Savaş Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sayın Sedat Karagöz'e çok teşekkür ediyorum. Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Ali Gülaydın'a çok teşekkür ediyorum. Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Bayağı Savar'a çok teşekkür ediyorum. Serik Semt Pazarcılar Odası Başkanı Sayın Mevlüt Akıllı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Yine ilçemizin Güzide esnaflarından, Yağcılar Ekmek ve Unlu Mamuller sahiplerinden Sayın Mahmut Yağcılar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Yıllardır ağzımızı tatlandırdılar, sağ olsunlar. Yine geçen konserimizde ve bu konserimizde kamerasıyla bizleri kayıt altına alan Stüdyo Celal sahibi Celal Karadayı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, değerli Milli Eğitim Müdürüm, değerli konuklar, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sağ olun, var olun. Konserimize başlayacağız. Sözlerimi Neşet Ertaş'ın, üstadın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Nerede bir türkü söyleyen görürsen yanına otur, diyor üstad. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. Bugün buradaysak türkülerimiz var demektir.
Alkışlayan ellerini dert etmesin. Sağ olun, var olun. Sevgiler, saygılar. Evet, Sayın Hocam, biz de sizleri alkışlıyoruz gerçekten. Duygu ve düşüncenizle çok teşekkür ederiz. Başlayalım o zaman. Değerli misafirler, sevgili türkü dostları, yaklaşık 4,5 ay emek verdiler. Sevdiklerinden zamanlarını aldılar. Genci, yaşlısı, orta yaşlısı demeden hep beraber, aynen bir türkü gibi bir ve beraber oldular. Türkülere can vermeye, yaşatmaya ve sizi sunmaya geldiler. Şimdi koromuzu alkışlarınızla size sunmak istiyorum. Serin Türkü Sanat Eğitim Derneği'nin korosu okullarınızda. Atatürk tercihimizin. Vallahi yüreğime ve gözlerime ışık doldu gerçekten. Değil mi Emin amca? Çok güzel görünüyor değil mi? Hoş geldin. Evet, Allah razı olsun hepsinden. Koromuza eşlik edecek orkestramızı, saz ekibimizi de sizlere takdim etmek istiyorum değerli türkü dostlarım. Klavyede Akdeniz Yükseliş Koleji Müzik Öğretmenimiz Sayın Erkan Koçak. Üflemeli sazlarda Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlimiz Sayın Ali Beden. Kabak kemanede yine Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlimiz Sayın Deniz Dincel. Bağlamada ilçemizde birçok genci de yetiştirmiş üstad kabul edilen ziraat mühendisi Sayın Ahmet Gülgün. Yine bağlamada ilçemizde yetişmiş değerli bir hocamız, müzik öğretmenimiz Sayın Mehmet Kurt. Bağlamada yine bir genç yeteneğimiz, sanırım geçen konserde de vardı, değil mi? Sen unutmuyorum. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Sayın Burak Karcı. İki sazda usta bir ismimiz, müzik öğretmenimiz Sayın Burak Tortop. Yine iki sazda Antalya Devlet Tiyatrosu sazlarından Devlet Konservatuar olacak herhalde, kusura bakmayın. Nurullah Gürsoy. Tiyatrosu mu yoksa tiyatro mu? Kusura bakmayın. Evet, şimdi hem koromuza tekrar hem de saz ekibimize kuvvetli bir moral alkış istiyorum. Evet, şimdi tabii debaş lazım değil mi? Koromuzun şefini İsmail hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Büyük alkışlarınızla. Sevgili türkü dostları, önce batıya gidelim. Aydın'ın Nazilli, Aydın bölgesine, Nazilli bölgesine, Nazilli yöresine. İlk türkümüz koromuzun seslendireceği çok güzel bir türkü. Şu dalmadan geçtin mi? Alkışlarınızla koromuz sizden. Yeah.
bilgi vereyim. Dalma bir köy. Biliyorsunuzdur belki. Yörük Alef'in Yunanlara karşı direniş başlattığı karargahlardan biri olarak da bildiğimiz bir köydü. Evet. Şimdi batıdan başladık. Nereye geldik? Erzurum'a. Dadaşların diyarına gideceğiz. Bir uçtan bir uca. Evet. Arkada çok değerli bir edebiyat öğretmenim. Saygıdeğer hanımefendi. Dadaş deyince Erzurum'a, dadaşların diyarına gideceğiz. Ela gözlüm, ben bu elden gidersem diyecek. Kim diyecek? Solistimiz Gülüş Ortaokulu matematik öğretmenimiz Ebru Yasemin Yılmaz. Alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Ateşle annem, ne suçum, ne günahım, yaktılar beni. Kerkük'ün zindanı türküsünü seslendirmesi için çok kuvvetli alkışlarınızla Serek Anadolu Lisesi öğrencilerimizden
Yusuf Ziya Hatipoğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Evet, hoş geldin Yusuf Ziya. Şu Harput'un başına diyecek koromuz. Koromuz sizlerle efendim. Harput yağmış, harput başına.
hocam bence Elazığ'ın sesi daha güzel. Çünkü... Evet. Şad olup gülmedim de eller içinde. Hatırlayacaksın. Soldu benim gülüm güller içinde. Bir bahtı karalıyım oy kullar içinde. Gitti yârim gurbet elden, elden gelmedi. Şimdi değerli dostlar, bazı türküler vardır, hikayelerinden daha acıklıdır. Daha içlidir, daha dokunaklıdır, yakar kavurur. Şimdi iki güzel türkümüz var. Kırşehir'e gideceğiz. Mekanı cennet olsun, Neşet Ertaş'ı da hatırlayacağız ki İsmail Hocam konuşmasının başında hatırlamıştı. Hatırlatmıştı bize. Önce Şad Olup Gülmedim adlı uzun havayı, ardından Sallan Boyuna Bakayım adlı türküyü dinleyeceğiz. Kimden dinleyeceğiz? Alkışlarınızla. Sevda Çoban'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Çok büyük alkışlarınızla. Daha kuvvetli alkışlarınızla. Hocama da kocaman bir alkış yapalım. Ahmet Gülgün hocama kocaman bir alkış yapalım. Maşallah. Bir alkış daha alalım. Ne olur. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, sesinize sağlık. Allah razı olsun, çok güzel oldu. İki duyguyu aynı anda yaşamak ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Nasıl gidiyor? Ama bence az katıldınız o Sevda Hanım'ın tutusunu. Biraz daha böyle, ne bileyim, enerjik olalım istiyorum ya. Yerimizde duramayalım istiyorum ama neyse, ilerleyen zamanlarda olur inşallah. İkinci yarı eğlenceli mi? Tamam, o zaman ip. O zaman herkes oynayacak. İnşallah. Yerinde oynasın. Değerli oynayabilirsiniz. Sorun değil. Sonuçta biz buraya bir ve beraber olmaya geldik. Şimdi değerli dostlar, Peygamberler Şehri'ne Şanlıurfa'ya gideceğiz. Yine grubumuzun içerisinde çok değerli ve çok kıymetli bir öğrencimiz var. Mehmet Tontaş. Burada mı? Ha, Mehmet, huzurlarınızla. Huzurlarınızda alkışlarınızla, çok büyük alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, ben bilmiyordum. Mehmet bizim de öğrencimizdi. Erkek İmam Hatip'e geçtikten sonra tabii konuşamaz olduk ama bana da yeni söyledi. Azerbaycan gençler arası, hatta onu uşaklar diyor değil mi Mehmet? Evet, uzun hava yarışmasında ülkemizi temsil eden üçüncülük derecesi var Mehmet'in. Ne diyecek Mehmet? Urfalıyam, dağlıyam. Hadi Mehmet, Allah kolaylık versin. Sesine sağlık. Sırma. Doğru söyledim değil mi? Kim söyleyecek Feracem'in ucu sırmayı? Alkışlarınızla Alper Küçük huzurlarınızda. Hoş geldiniz Alper. Evet. Bir alkış daha var. Thank you.
Bey burada Ferdi kardeşime çok teşekkür ederim. Ferdi kardeşim bizi yalnız bırakmıyor. Bir sürpriz daha var. Söylemem. Sorma. Değerli dostlar, şimdi konumuz sizlerle olacak. Daha sonra aramızda çok değerli misafirimizden size takdim edeceğim. Daha sonra Ömer Dayı'nın katını diyeceğiz. Sonra bir 10 dakikalık ara vereceğiz. İnşallah o 10 dakikalık aradan sonra hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Devam edin. İyi reklam yaptım o an. Arper'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah sesine daim sağlık versin. Şimdi Rumeli'ye gidelim. Sınırlarımızın batı bölgesine doğru. Benim de çok sevdiğim, sizin de sevdiğiniz, bildiğiniz bir türküdür. Koromuz sizler için seslendiriyor. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Evlerinin önü handır. Alkışlarınızla koromuz sizler. Sadece adını biliyordum. Ama bugün onu burada gördüm, konuşmadım ama gerçekten çok da memnun oldum. Allah bazı insanlara doğayı ince ince işleme sanatı bahşetmiş. Biz onu burada ağırlıyor olmaktan gurur duyuyoruz, sevinç duyuyoruz. Demirciler Mahallesi'nde yaşayan bir kültür hazinemizi şimdi buraya huzurlarınıza davet edeceğim. Senin de kabak kemanının atası olarak bilinen, yörüklerin geleneksel çalgısı ıklık değil mi? Yanlış telaffuz etmedim. Iklık değil mi? Iklığı, yumuşak geyle, ıklığı sazının yaşayan son temsilcisi. Neyse uzatmayayım, o kendisi çok güzel ifade ediyor zaten. Çok büyük alkışlarınızla Emin amca. Gel Emin amca. Allah sana nice yaşlar, nice güzel yaşlar versin. Sesine zavar vermesin. Evet. Emin amcayı aslında bütün Türkiye biliyor. Son bir banka reklamında da yaşayan kültür hazinesi olarak çekilmişti sevgili dostlar. Emin amcayı huzurlarınızda bir daha bir alkış alalım. Evet. Senin ilçesine. Bakın. Yaşayan bir sanattır. Abartmıyorum. Öyle bir. Çok değerlidir. Gerçekten tüm insanlar. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Emin amca. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Çok büyük bir alkışlar istiyorum kendisine. Kırmayıp buraya kadar geldi. Ya şura ne olacakmış şey? Bunun sapına dayamayınca çalmaz. Thank you.
kıratımı Danalba'da götürüp de çalmaya başlayırlar. Bozdurun olmadır yüzünü. Nala bula gidiyor. Osman oğlu gitsin. Nafetiye doku bizim. Altı yürüp kızı tırtlak bağrına.
İstikam taburu 2. bölük yerlerinden Süleymanoğlu Yeminköy Antalya Serik Gebiz Mahallesi'nin Demirciler Köyü'nün Sarıcalan Mahallesi'nden 1941 doğumlu Ben Öktür Silahım Anında Emin Bey bırakma. Şimdi buraya kadar geldi. Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği kendisine nacizane. Tabii onun bu emeklerine, hayatını bu kültüre hasretmesi hiçbir zaman maddi anlamda karşılığını diyemeyiz ama değerli belediye başkan yardımcım, ayrıca akrabası da oluyormuş. Şimdi İsmail Bey'le konuştuk. Değil mi? Ziya Yıldırım'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli belediye başkan yardımcımızı Ziya Yıldırım'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Emin amcaya plaketini kendisi takdim edecek. Hoş geldiniz değerli başkan yardımcım, Ziya Yıldırım. Evet. Aleyküm selam başkanım. Allah'a şükür. Bir alkış alalım. Hem Emin amcamıza hem de Ziya başkan yardımcımıza. Evet, Emin amcamıza müfakat edelim. Allah razı olsun. Artık Ömer dayının katını diyek galiba değil mi şimdi? Emin amcamız yerine geçsin. Ara vermeden evvel bir türküde, ondan sonra biliyorum ağlamaya çok ihtiyacımız var. Evet, ama işte insan sanatçı bu. Kendisini öyle bir iştiyakla sanatına veriyor ki. Onu kim tuttu? Evet, değerli türkü dostları, değerli dinleyiciler, sevgili konuklar. Şimdi Burdur yöresinden bir türküyü seslendirecek konuklu sizlere, sonra araya gideceğiz. Ömer dayının katırı değil sarsan götürür. Ben de çok severim bu türküyü. Hadi birazcık eğlenelim. Hadi birazcık içimiz kıpır kıpır olsun. Lütfen. Ateş
arkadaşlar. 10 dakika sonra görüşmek üzere inşallah. Tekrar merhaba. Konumuzu tekrar, saz ekibimizi tekrar kuvvetli bir alkış istiyorum. Değerli dostlar, daha güçlü bir alkış istiyorum. Çünkü böyle hoş geldiniz. Biliyorum içerisi çok sıcak oldu. İlk bölüme Batı ile başlamıştık. Şimdi Batı'ya gideceğiz. Bu sefer Trakya bölgesine gideceğiz. Değerli dostlar, İkinci bölümümüzün ilk türküsünü koromuzdan dinleyeceğiz sizinle. Çanakkale yöresine ait bir türkü. Karyolamın demiri. Alkışlarınızla koromuz sizlerle. Çok büyük alkışlarınızla ikinci bölümde heyecana başlayalım inşallah. Daha büyük alkışlarınızla. Evet.
Evet, hadi kardeşim. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun. Konumuza da çok teşekkür ederiz. Yüreklerine, gönüllerine, dinlerine sağlık. Batı'dan devam edelim. Yine çok keyifli ve hareketli bir türkümüz var. Ama bak yerinde durmak yok, oynayacağımız. Bak söz mü? Bu da düğün salma gibi oldu ha. Değil mi? Biraz abarttı. Evet, yine konumuz sizlerle sevgili arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Ben demeyeceğim bu sefer. Onlar tahmin etsinler bakalım neymiş. Vallahi demeyeceğim. Hadi bakalım siz tahmin edin. Hangi türkü? Bu türkünün adını tahmin etmeye oynayalım. Oynayalım mı? Yazıyor mu? Vallahi var denizde. O zaman tamam. Bildim ya. Yazıyor. Ben vallahi bilmiyorum. Sadece program akışı var zannediyorum. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Ben onlara, onlar sizi selamlayacaklar. Ben onlara ayrıca alkış istiyorum. Geçen konserde de olmuştu. Bizi yalnız bırakmamışlardı. Hatice Nisa Gökoğlu. Hatice Nisa Gökoğlu. Gel. Bu taraftan gel. Hatta geçen yine konserde dua etmiştik. İnşallah arkadaki koro gibi büyür. Türkiye türkülere gönül verir. Elif Neva Güleç ve Işıl Karaşahin. Sizler de gelin değerli çocuklar. Onlara bu üç güzel kızımıza geleceği türkü sevdalar. Kocaman bir alkış istiyor. Lütfen. Türküleri hiç bırakmayın. Güzel bir müzik akrakları. Çok teşekkür ederiz sevgili kızlar. Şimdi devam. Hadi bakalım. Yerlerinize.
buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok güzel bir türkü dinleyeceğiz. Değerli bir öğretmenimizden. Ama ben izin verirseniz birazcık sizi bu türkünün hikayesini kısa bir yolculuğa çıkartacağım. Çok uzatmayacağım. Aslında bu türküyü hepiniz biliyorsunuz. Büyük ihtimalle anlayacaksınızdır. Değerli dostlar, güzel ümmünün her köyde olduğu gibi güzel ümmünün de talibi çoktur. Hayır, zengin olan babası onu zengin bir ailenin oğluna vermek ister. Ümmünün gönlü ise kuş olup uçmuş, Ahmet adlı bir fakir delikanlıya koymuş. Ahmet nice hatırlı kişileri araya koymuş, gönlünü yapamamış Ümmünün babasının. Ümmünün babası da dediğim dedik, öttürdü, düdük çaldı, düdük yani. Kızını çayın öte yakasındaki köyün ağasının oğluna vermiş. Ümmü ak gelinlikleri giymiş ama gönlü karalar bağlamış. Düğün kurulmuş, zurna ötmüş, davul vurulmuş, gelmiş çarpmış gelin almaya. Ümmü gelin ata bindirilip güveynin köyüne doğru yola koyulmuş, köprüye gelince olanlar olmuş. Vallahi kaderin çizmesinden midir, varyantların değişikliğinden midir, atın ürkmesinden midir, ümmünün intihar istemesinden midir, sevdiğime varamadım beni Allah alsının duasından mı bilinmez. Bilinen ki ümmü gelinlikleriyle boz bulanık sularda boğulup gitmiş. İmdat yetişir kurtarın diye bağıran çok olmuş ama çaya atlayan olmamış. Olup bitenleri uzaktan izlemekte olan bizim kara sevdalı Ahmet yer olmuş, esmiş, sel olmuş, akmış. Kaldırıp kendini çaya atmış. Az ilerisinde bürgüsünü görmüş ümmünün. Oraya kulak sallamış. Daha yetişmeden kendi gömülmüş azgın sulara. Oraya yüzdü bulamamış. Buraya dalmış bulamamış. Ümmü gibi gitmiş, kaybolmuş. Ümmünün babası bu işi Ahmet'ten bilmiş. Kadıya demiş ki benim kızımı çaya Ahmet gitti diye. Ahmet'ten davacı olmuş. Ne olur beğenirsiniz. Mahkeme kurulmuş. İfadeler sorulmuş. Nezaretteki Ahmet idam edileceğinden değil ama sevdiceğini temelli yitirdiğinden iyice kara sevdaya bürünmüş. Hücresinin demir parmaklı penceresi önünde ses kapı koyuvermiş. Çaya da düştü tutamadık kolunu. Uzakla gitti bilemedik yolunu. Kadir Mevlam kısmet etmiş ürünü. Serik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Tarih Öğretmenimiz İsmail Öğüt huzurlarınızda yüksek alkışlar.
ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi bundan sonra harbi oynama vakti. Ben anlamam. Yani koromuz oynuyor, yerinde duramıyor zaten. Bir de ayakta bekliyorlar. Burdur yöresine ait bir türküyü dinleyeceğiz şimdi sizinle. Gülsün diyeceğiz. Gülsün. Gülsün diyeceğiz. Bir alkış alalım. Bu alkışlar oynayacağız anlamına geliyor değil mi? Evet, peki bu güzel türkümüzü, bu hareketli türkümüzü bize kim seslendirecek? Doktor Gülşen, Doktor Baki Özpınar, ilkokulu sınıf öğretmenimiz. Sayın Server Abacı'yı alkışlarınızla huzurunuza davet ediyorum efendim. Evet, yüksek alkışlarınızla. Evet, ve Sipsi'de de tabii öğretim görevlimiz Ali Beder.
Serdar öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Ama oynamadınız. Neyse tamam, düğüne gelmedik diyeceksiniz. Şimdi ben bir alkış daha istiyorum. Kime? Polonya'da 2018 yılında 50.si düzenlenen Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda solo çalgı kategorisinde Sipsi ile dünya bilgisi olan, Sipsi sazımızı dünyaya tanıtan çok değerli bir hocamız var aramızda. Saygıdeğer Ali Bedel, alkışlarınızı bir daha alkışlayalım. Başarılarınızı devam ettiniz değerli hocam. Dağlara sığındı gönlün sızısı, ezgiler söyledi acılı yazısı. Sabret elbet biter yarın ezası, beni benden alır yakar türküler. Yine çok güzel bir türkümüz var sırada, İsparta yöresine ait. Türkümüzü bize rehber öğretmenimiz Aslı Küçük seslendirecek. Alkışlarınızla güzellerinize davet ediyorum, çok kuvvetli alkışlarınızla. Hoş geldiniz Aslı abi, hoş geldiniz hocam. Yeah.
Değerli öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam. Evet. Şimdi yine konumuz sizlerle olacak. Antalya'ya ait bir türkümüz var. Bir hareketli bir türkü. Meşelidir Engin Dağlar Meşesi. Evet, konumuza büyük bir alkışla şimdi bu türkümüzle devam edelim. Türkü yolculuğuna. Şimdi yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. En sonunda bir konuğumuz var. Onu takdim edeceğim biraz sonra size. Sağ olsun, o da bizi kırmayıp Isparta'dan buraya kadar geldi. Kendisiyle tanıştım. Ama ondan evvel Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu şefimiz İsmail Tunca, İsmail hocama, korumuzun değerli koristlerini temsilen
Canan Gökoğlu öğretmenimize, yine sazlarımızdan Ahmet Gülgün'e ve bendenize çiçek takdim edeceklermiş. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Takdimi yapması için Saadet Demirbağ Bolat arkadaşımı huzurlarınıza davet ediyorum. Saadet Hanım buyurun lütfen. Değerli konuklar, Ertan Hocam, evet iz bırakan sunumlar yapıyor sürekli, o konuşuyor, onu dinliyoruz. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Aslında ben de birkaç şey söylemek istiyorum, müsaadenizle. Yardımcı olmam ister misiniz? Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği olarak 4. konserimizi gerçekleştiriyoruz koromuzla. Ve her bir konserimizde bize destek oluyor. Dediğim gibi eşsiz sunumuyla hepimizin gönlünde aslında taht kurdu Ertan Hocam. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aslında... sanırım koromuzla da çok özdeşleştiniz hocam. Bundan sonra herhalde tüm çalışmalarımızda sizi görmek isteriz. Öyle temenni ediyorum ve tekrardan teşekkür ediyorum alkışlarınızla. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksiz olmayın. Çok teşekkür ederim Saadet Hanım. Bu nezaketinizden dolayı. Plaket mi? Aa, şimdi de Saadet Hanım bana sürpriz yaptı bak. Hocam sağ olsun. Dördüncü konserimizde de bizi arkada var ya, o kadar çok terledi ki müthiş bir şey. Erik Bülter'in hem Saadet Hanım'a hem de değerli İsmail Hocam'a çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Beni onur ettiniz. Eksik olmayın. Evet, demiştik ya, bir misafirimiz daha var. Sparta Gönen Fen Lisesi'nde müzik öğretmenliğine devam ediyor. Tekü Yöresi türkülerimizin usta yorumcusu olarak biliyorum ben onu. Güzel bir Serik türküsünü de sizinle beraber şimdi burada paylaşacak. Öğretmenimiz ayrıca Isparta Valiliği tarafından organize edilen Isparta Türküleri albümünün oluşturulmasında da büyük bir emeği vardır kendisi. Alkışlarınızla Mevlüt Özü buraya davet ediyoruz. Bizim alkışlarımızla. Bizim bu yayın buraya kadar geldiği için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Mevlüt Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, şimdi bir de sürpriz yapacaklar bize. Buraya kadar geldi. Serik diye, Serik türküsü. Yanlış demedim değil mi? Serik türküsü. İyice Mevlüt Hocamız. Sonrası sürpriz artık sizinle ne paylaşacak. Ama bu alkış olmadı. Bu alkış olmadı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet.
düşünüp ağız düşünüp bırak dönsün sırma saçlar düşünüp ağız düşünüp beni sizlerle buluşturan Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanımız İsmail Tunca kardeşime de kocaman bir alkışlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İsmail de bizim dostluğumuz eskiye gider. Burdur Eğitim Fakültesi'nde birlikte çok konserlerde çaldık, söyledik. Şimdi tekrar Burdur'a gidelim diyorum. Bir Dirmil türküsü sizlerle olsun. Bilenleriniz var mı bilmiyorum. Orta mektepte durdum diyelim bakalım. Aman güzel oğlan, yandın güzel oğlan, akşam
köşe uzan. Kollarım yastık, saçlarım yorgan. Yine geldi sevdiğim oğlan. Aman güzel oğlan, yandım güzel oğlan. Akşamları tezgah dama düşe uzar. Kollarım yastık, saçlarım yorgan. Yine geldi sevdiğim oğlan. Efendim, alkışlarınız için sağ olun. Şimdi bir Ankara türküsü söyleyelim. Ondan sonra da devam edelim. Teşekkür ediyorum. Spartalardan bir telefonumuz var. Sağ olasın. Ona cevabını da şunu söylüyorum. Hani sona bıraktı beni dedi ya. Hani az solistler en son çıkar. Kim Mevlüt Öz varsa yani en son çıkar kendisi. Şimdi Mevlüt Öz'e bırakmıyoruz. Mevlüt Hocam'ı koromuzun arasına almadan kendisine... O koromuzun arasına mı katılacak? Arasına katacağız. Peki tamam oldu. Onun öncesinde... Plaket siz mi takdim edersiniz? Buyurun hocam. Çok sevdiğim arkadaşım olduğu için herhalde ben takdim sen ederim. Sen yap, daha güzel olur. Uygun olur. Teşekkür ederim.
Evet, şimdi Koron'un söyleyeceği iki türküyü ben Ispar Türküleri albümünde ben seslendirmiştim. Ondan dolayı İsmail kardeşime çok teşekkür ediyorum. Benim seslendirdiğim türküleri de koroya söylettiği için. Şimdi ben de affınıza sığınarak güzel koristlerimizin, güzel sesli koristlerimizin arasına katılacağım ve türkülerimizi seslendireceğiz. Evet, o zaman koronuz sizlerle olsun. Önce Daşkıdar'la Ayrıklı, sonra da Katılanlar diyelim. Sonra da artık onlar da yoruldular. Koromuza kuvvetli bir alkış. Lütfen. Bir güzel türküyü ardarda dinleyeceğiz inşallah. We'll be right back.
güzel bir türkü olabilir mi Allah aşkına? Evet, çok teşekkür ederim. Bir alkış daha, kocaman bir alkış daha. Herkese. Haydi, hocamızın sağlık. Hep türkü cekalım. İsmail hocam sanırım bitirdik. Bu son iki güzel türkümüzle bitirdik. Şimdi adet olduğu üzere sponsorlarımıza burada plaket takdim yapacağız değerli misafirler, sabrınıza sığınarak. Ben önce nacizane hem korumuza, hem Mevlüt hocamıza, hem değerli saz ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlar bu gecenin en güzelleri oldular bizim için. Türkülere hayat kattılar, can kattılar, güzellik kattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben sponsorlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği onlar için naçizane ufak bir hediye uygun görmüşler. Serik Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanımız Sayın Yusuf Yılmaz aramızda mı? Evet, Yusuf Bey'i burada sahneye alabilirsek çok seviniriz. Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Recep Savaş aramızda mı? Arkadaşlarımızla Recep Bey. Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sayın Sedat Karagöz burada aramızda mı? Evet, burada mı? Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredik Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Ali Gülaydın burada mı? Aramızda mı? Alkışlarınızla. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir kişi başkanımız eksik mi? İsmail hocam. Kim yok? Tamam. Plaketlerini vermesi için Serik Belediye Başkan Yardımcımız Bünyamin Okudan huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Alkışlarınızla. Bu arada arka tarafta da renkli şeyler oluyor. Çiçekler dağıtılıyor, ne güzel. Başkanım hoş geldiniz. Başkanlarımızı bırakmıyoruz. Başkan yardımcımız da burada olursa çok sevinirim. Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayart Savran burada mı? Başkanımız burada. Buraya alalım, huzurlarımızı alalım sizi. Serik Sen Pazarcılar Ulusu Başkanı Mevlüt Akıllı burada. Lütfen alkışlarınızla. Yağcılar Ekmekli Ulu Mabirler sahiplerinden Mahmut Yağcılar burada mı kendisi? Onu da alkışlarınızla lütfen buraya almak istiyorum. Ve Celal Karaday abim, stüdyo Celal sahibi Celal Karaday'ı abimi de huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Plaketlerini vermesi için İlçe Milli Eğitim Müdürüm Sayın İkram İkiz'i de huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Müdürüm. İsmail Hocam. Şöyle. Konumuzda da
alabiliriz. İsterseniz değerli misafirlerimizi, belediye başkan yardımcımızı, ilçe milli eğitim müdürümüzü, başkanlarımızı konumuzun arasına alalım. Böyle daha renkli olur. Tam bir türkü dostu kardeşliği olur. Çok da güzel olur. Bu görüntüye Serik bu görüntüyü oluşturabiliyorsa daha sırtı yere gelmez. Hepsine ayrı ayrı şöyle kuvvetli bir alkış gönderiyorum. Gerçekten şu anda çok güzel bir görüntü var. Ben bonusuma sığınarak bu grubun içerisinde yer almak isteyen protokolden değerli büyüklerimi, abilerimi, arkadaşlarımızı da buraya davet ediyorum arkadaşlar. Protokolden bu görüntüde yer almak isteyen herkesi buraya davet ediyorum. Halktan da, değerli misafirlerimizden de lütfen protokolümüzden de değerlilerimizi, sayın okul müdürlerimizi, müdür yardımcılarımız varsa, sivil toplum örgütlerimizden, temsilcilerimizi, misafirlerimizi, kim olursa olsun hiç fark etmez. Çünkü burada hepimiz aynı güzel havayı soluduk, aynı türkülerle hüzünlendik, aynı türkülerle coştuk, içimiz kıpır kıpır oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Korumuzdan, saz ekibimizden, misafirlerimizden, başkan yardımcılarımızdan, okul müdürlerimizden, belediye başkan yardımcımızdan. Hepsine ayrı ayrı Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği adına çok teşekkür ediyorum. Umarım gelecek programlarda da, gelecek konserlerde de bu görüntüyü yakalarız. Bundan hiç şüphem yok. Sevgili arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiniz. Değerli zamanlarınızı bizim için ayırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep türküyle kalın, güzellikle kalın, dostlukla ve sevgiyle kalın, barışla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum herkese. Sağlıcakla kalın değerli türkü dostlarım. Thank you.